Transfer Haberleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce de çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Tuttuğunuz takımın formasını kazanan iki kişiden birisi olmak için yapmanız gereken sadece videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Çekilişin sonucu 10 Temmuz'da açıklanacak. Ayrıca günü sorusu olarak da milli takımımızın grupta oynayacağı son çeke maçı sizce kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Inter'de sezonun oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'e transfer olmak üzere Alman devi orta saha eksiğini Hakan'la kapatmak istiyor ve yoğun bir çaba harcıyorlar. Görüşmeler son aşamada ve anlaşma daha meselesi. Inter'de geçen sezon 41 maçta 15 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan milli futbolcumuz Bayern Münih'e gitmeyi çok istiyor. Transfer haberlerine kısacık bir ara veriyoruz. Size takip edebileceğiniz bir futbol kanalından bahsetmek istiyorum. Fener Analiz kanalında Fenerbahçe'nin yeni transferlerine dair videolu ve görsel analiz videoları yine aynı şekilde maçlardan sonra videolu ve görsel analizler mevcut. Analizler dışında transfer dönemi boyunca Fenerbahçe'nin tüm transfer haberlerini sizler için paylaşıyor. Ayrıca kanalında çeşitli çekilişler de yaptığını hatırlatmak istiyorum. Açıklama kısmında kanalın linki var. Abone olmayı ve selamımı iletmeyi unutmayın. Chelsea, Lille formasını giyen Jonathan David'in menajeriyle temasa geçti. İngiliz ekibi bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Kanadalı futbolcunun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Bu yüzden satışının gerçekleşmesi muhtemel. Crystal Palace formasını giyen Olise Bayern Münih'i tercih etti. 22 yaşındaki futbolcuyu Newcastle United ve Chelsea kulüpleri de istemişti. Alman ekibi 40 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip bu transferi noktalayacak. İspanya milli takımıyla çok iyi bir turnuva geçiren genç yıldız Nico Williams çok büyük bir ihtimalle Avrupa Şampiyonası sonrasında adres değiştirecek. 21 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekipleri Chelsea, Arsenal ve Liverpool'un dışında Barcelona'da devrede. Gana asıllı İspanyol futbolcu için çok yüksek bonservis bedellerinin de teklif edilebileceği söyleniyor. Keprem Turam Nis Kulübü 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı almıştı. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Rabio'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ancak İtalyan ekibi Rabio'nun durumuna bakılmaksızın Keprem Turam için devreye girmiş durumda. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu da İtalyan ekibinde oynamaya sıcak bakıyor. Atletico Madrid, Norman transferi için son aşamada Real Sociedad'la görüşmeler devam ediyor. Oyuncuyla zaten anlaşıldı. Atletico Madrid en kısa süre içerisinde Sociedad'la el sıkışmayı planlıyor. İspanyol stoper için yaklaşık 30 milyon euro ödenmesi de muhtemel. Roma Watford'un yetenekli orta saha oyuncusu İsmail Koniyi kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki Kanadalı oyuncu için İngiliz ekibine 10 milyon euro teklif edilecek. Merkez orta saha için birçok yıldız isimle görüşen Galatasaray işi sıkı tutuyor. Mez formasını giyen 20 yaşındaki Lamin Kamara'yı da listesine ekledi ve bu konuda bir görüşme yaptı. Fransız ekibi genç isim için 10 milyon euro talep ediyor. Oyuncu konusunda ise bir sorun yok. Senegal'de sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 31 maça çıkan Lamin Kamara 1 gol 4 asistle mücadele etti. Galatasaray Bayern Münih'ten Goreska veya Tottenham'dan Höbert'ten birini kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle de Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Goreska ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İbrahim Atipoğlu ve Cenk Ergün ikilisi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle tekrardan bir araya gelecek. Bayern Münih'te senelik 10 milyon euro civarında net gelir elde eden Alman futbolcunun yıllık ücreti cep yaksa da ilk kurulan temasın pozitif geçtiğini söyleyelim. Ancak Goreska'nın bonservisiyle ilgili de bazı soru işaretleri var. Galatasaray Galatasaray bu konuda oyuncunun menajerinin Alman kulübüyle anlaşmasını istiyor. Sarı Kırmızıların gözden çıkardığı bedel ise 10 milyon euro civarında. Alman basını Münih devinin 30 milyon euro civarında bir beklentiye sahip olduğunu iddia etmişti. Goreska ile eş zamanlı olarak görüşülen bir diğer isim de Höyberg. Şu sıralarda Danimarka milli takımıyla Euro 2024'te müthiş bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcu. Kontrat detaylarını masaya yatırmak için turnuvadan sonra görüşelim mesajını iletti. Galatasaray cephesi de geçti. Bir yandan da oyuncunun kulübü Tottenham'la bonservis pazarlıklarına nokta koymaya çalışılacak. Galatasaray Van Bisaka'yı kadrosuna katmak üzere 26 yaşındaki futbolcuyla bir süredir temas halinde olan Sarı Kırmızılar yıllık ücretten kontrat detaylarına kadar her konuda mutabakat sağlamış durumda. Bisaka'nın Galatasaray'a senelik 3,5 milyon euroya evet dediği iddia ediliyor. Artık İngiliz futbolcunun transferi için Manchester United'la bonservis pazarlığının da tamamlanması bekleniyor. Manchester United Bisaka için ilk etapta 15 milyon euro bonservis talep etti. Galatasaray cephesi de bu bedeli aşağıya çekebilmenin amacında futbolcuyla prensip anlaşmasına varılmış olması Galatasaray cephesinin elini güçlendirmiş durumda. Oyuncunun da talebiyle birlikte bonservis bedelinin 10 milyon euro bandına çekilmesi planlanıyor. Jose Mourinho'nun talebi sonrasında Fenerbahçe, Juventus formasını giyen Moise Keane'i kadrosuna katmak istiyor. Bu haberin kaynağı da İtalyan basınından La Gazzetta della Sport. Ayrıca Serie A ekiplerinden Fiorentina'da golcü futbolcuya talip olmuş durumda. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Juventus. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Juventus'ta 20 maçta sahaya çıkarken gol katkısı sağlayamadı. Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İtalyan futbolcu kariyerinde yeniden çıkış yakalamak istiyor ve bu yüzden Juventus'tan ayrılma taraftarı. Güncel piyasa değerinin 14 milyon euro olduğunu ve sözleşmesinin de 2025 yılında biteceğini söyleyelim. İspanyol basınında çıkan habere göre Fenerbahçe, Atletico Madrid'de biten sözleşmesini yenilemeyen Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı istiyor. Haberin detayında ise Depay'ın yüksek bir maaş beklentisi nedeniyle yeni bir takım bulmasının kolay olmadığı ifade edildi. Hatta daha önce Fransa'dan Lyon ve İspanya'dan Girona'nın da oyuncu için girişimlerde bulunduğu fakat pazarlıkların olumsuz sonuçlandığı yazıldı. Deneyimli golcü Atletico Madrid'den yıllık 8 milyon 750 bin euro maaş alıyordu. Sarı lacivertli ekip Jose Mourinho'nun da etkisiyle bu bu maaşı biraz daha aşağıya indirip renklerine bağlama taraftarı. Depay, Manchester United döneminde Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Hollandalı futbolcu geride kalan sezonda Atletico Madrid formasıyla 31 maçta 9 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. İtalya basınında çıkan habere göre Fenerbahçe Udinese'de forma giyen Samarziç'e gündemini aldığı 22 yaşındaki futbolcu şu anda Euro 2024'te Sırbistan formasını giyiyor ve yakından takip ediliyor. Samarziç ile İtalya'dan Lazio kulübü de ilgileniyor. Genç orta saha için Juventus'un yakında temaslara başlayacağı iddia ediliyor. Genç oyuncunun piyasası çok yüksek olduğu için Fenerbahçe'nin işi pek de kolay değil. İtalyan ekibinin Samarziç'ten beklediği bon servisi ise 25 milyon euro. 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam eden orta saha geçen sezon çıktı 34 maçta 6 gol atarken 2 de asist kaydetti. Fenerbahçe'nin orta sahadaki öncelikli hedeflerinden birisi de Casemiro. Manchester United'ın yıldızı Brezilya milli takımında yıllarca Fred'le birlikte forma giydi. Yönetim bu ikiliyi Fenerbahçe'de bir araya getirmek istiyor. Kırmızı Şeytanların gözden çıkardığı Casemiro'ya Suudi Arabistan'dan da ilgi var. Oyuncunun menajeriyle Mario Branco bizzat yüz yüze bir görüşme yapacak. Fenerbahçe, Alvaro Morata'nın menajeriyle masaya oturdu. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunduğu Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol santraforun serbest kalma bedeli ise 12 milyon euro. Salelacerte kulüp bu bedeli ödemeyi kafasına koymuş durumda. Ancak oyuncunun menajerinin Roma, Juventus, Dortmund, Manchester United gibi kulüplerle de temas halinde olduğu söyleniyor. Fenerbahçe cephesi de Mourinho kozuyla beraber Morata'yı da ikna edebileceğini düşünüyor. Fenerbahçe'nin Fiorentina formasını giyen Enzo Olayı listesine eklediği iddia edildi. Angolalı futbolcu geçtiğimiz sezon Angolalı futbolcu geçen sezonu istediği gibi geçiremedi ve 33 maçta 3 gol atabildi. Fenerbahçe 8 milyon euro piyasa değeri olan Enzo yedek forvet olarak düşünüyor. Beşiktaş savunma bölgesine McKenzie'yi getirmek istiyor. McKenzie'nin oyun kurucu stoper olması ve savunma oyuncusuna göre üst seviyedeki tekniği tercih edilmesini sağladı. Bu özelliklerinin yanı sıra hızlı ve agresif. Amerika milli takımında ve Belçika'nın genç takımında forma giyen futbolcu için yeni danışman Brett Friedel devrede. Kope Amerika'yı yerinde takip eden Friedel vatandaşını Beşiktaş'a getirmek için yoğun mesai içerisinde. Yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi ve şimdilik gözler bonservisi için Belçika'da. Genk kulübünün piyasa değeri 6 milyon avro olan McKenzie için belirleyici bedel de bekleniyor. 25 yaşındaki stoperin sözleşmesinin son yılı olduğu için Genk'in yüksek bir bonservis bedeli istemesi de beklenmiyor. Van Bronckhorst atletik uzun boylu bir stoper transferinin yapılmasını istiyor. Bu isminde de Heren formasını giyen Sven Van Beek olabileceği söyleniyor. Hollandalı hoca Sven Van Beek ile Feyenoord'da beraber çalışmıştı. 29 yaşındaki stoper de eski hocasıyla yeniden çalışmayı istiyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre Beşiktaş Mallorca'da forma giyen Jose Copete için harekete geçti. 24 yaşındaki stoper için kısa süre içerisinde resmi temaslar başlayacak. İspanyol stoper geçen sezon 27 maçta sahaya çıkarken bir gol bir asist Trabzonspor Trabzonspor bir dönem Başakşehir formasında giyen Nis kulübünün orta sahası Yusuf Endiaşime'yi kadrosuna katmayı istiyor. Fransız basına göre Bordo Mavili kulüp 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama taraftarı. Burundili futbolcu geçen sezon 11 milyon 500 bin avroya Fransız kulübüne transfer olmuştu. Geçen sezon 26 maçta forma giyen futbolcu daha fazla süre bulabileceği bir takıma da gitmek istiyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.